Selamun aleyküm, hayırlı geceler, hoş geldiniz. Sema Patikler Örgü kanalındasınız, değerli örgücüler. Hepinize selam, sevgi, saygı göndererek yine güzel bir yelek hırka modeli. Genelde model anlatıyoruz. Bitmiş işimiz az, ben kendi adıma söyleyeyim. Bitmiş işten ziyade daha çok model. Modeli anlatırken de ben biraz daha böyle hani yelek hırka nasıl başlanır acemilere yönelik anlatıyorum. Yine o çalışmadan birisi. Masamda görmüş olduğunuz gibi şöyle güzel bir pudra rengi, gül kurusu artık ne renk isterseniz. Tüylü bir ip, yumuşak bir ip. Ha, elimde bu vardı da bununla anlatıyorum. Alize burcum klasik diyor. %100 akrilik. Kullanmak isterseniz bu şekilde. 3 numara şiş. 3 numara diye aldım ama biraz daha kalın görünüyor sanki. Elinizin sıklığına göre şişinizi ayarlayın değerli örgücüler. Modelimiz cici bir model. Ben başladım. İlmek sayılarımı ayarladım. Şimdi model şöyle devam ediyor. Kenar ilmekler hariç 4 artı 4 gibi devam ediyor ama şimdi gelin nasıl yapıldığını birlikte başlayalım. Lastiğimizi yaptık. Ön düğme yerini ayırıyorum. İlik falan açmayacağım. İlik açma tekniği kanalımda mevcut. Hemen modelimize ön yüzden başlayalım. Lastiklerimi ön yüzden düz örüyorum. Şu arada bir şey açıklamak istiyorum. Bana Instagram'dan özelden yazdığınız, ben de bunu açıklama getireyim buna. Bakın, bu lastik tekniğini ben arabalı yelekte kullandım. Şimdi arkadaş diyor ki, lastik topladı diyor, düz örgü diyor, pot geldi diyor. Hani böyle lastikle örgü düz birlikte çıkmadı diyor. Evet, öyle olmuştur. Neden öyle olmuştur? Bu lastik bir sıra ilmeğin birisi örülmediği için bu lastik toplar. O tür örgülerde, düz örgülerde bu lastiği bu şekilde yapıp hani buraya geçmeden önce şöyle bir kısa dönüş yapın. Ben arkadaşlara özelden de anlattım ama şöyle kısa bir dönüş yapın. Bir sıra örüp tekrar devam edin. Bunu 6-7 sırada bir tekrarlayın. Yani örgünün devamına başlamadan önce şu kadar ördün. İpi geri at, arkaya at, dön, tekrar ör. O zaman bu lastik güzel olur. Ha, onu da yapmak istemiyorsun. Klasik lastik yap. Daha düzenli durur. 2, 4, 6, 8 tane ön pantımız için ayırdık. Hemen modelimize başlayacağız. Tersten sonra bir tane düz yaptım. Şu iki ilmeğin üzerinde modelimizi yapacağız. Şöyle bir odaklanalım. Bir tane ördüm. Artırdım. Artırmayı şu şekilde de artırabilirsiniz. Bu şekilde de. Bir tane daha ördüm. Şöyle minik laleler modeli. Tamam mı? Hemen yanındaki ilmeğe aynı işlemi yapıyoruz. Artırdım. Tekrar aynı ilmekten ördüm. Bir tane düz ördüm. Modelimizin birisi bitti. Bakın, iki tanesine artırma yaptık. İki tane de yanlarında düz ördük. Dört. Şimdi dört tane ters. Bir, iki, üç ve dört. Şöyle bir yaklaşalım. Dört tane tersimizi yaptıktan sonra devam ediyoruz. Bir tane düz ilmeğimize artırma tekniği uygulayarak lalelerimizi yapıyoruz. Birinciyi yaptık. İkinci laleye geçtik. Hemen yanında ikinciyi de yaptık. Bir tane daha düz örttük. Bir düz, bir lale, yanına hemen bir lale, bir düz, dört ters. Hemen dört tane tersimi örüyorum. Dört.
bir tane düz ördüm, artırdım, ördüm, ördüm, artırdım, ördüm aynı ilmek içerisine. Bir tane düz, bir, iki, üç, dört. Bu sırayı başa kadar birlikte çıkalım. 4. Bir tane düz ördüm, artırdım, ördüm. Ördüm, artırdım, ördüm. Bu ilmekleri çok bol tutmayın. Çok da sıkı tutmayın. Sıkı tutmayın ki bol tutun. Bir tane düz yaptım. Kenarda 4 tane ters. Burası benim bitiş noktam. Son ilmeğimi örmüyorum. 4 tane ters olarak sonlandırdık. Şimdi arka yüzünü çevirdik, modelimizin ikinci sırasındayız. İkinci sırasında ilmekler bütün ters örgü olarak devam edecek. Fakat yapmış olduğumuz laleleri örmeden şişimizi alacağız. 3 6 Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 Yine lalelerimize geldik. 3 6 Örmeden aldık. Yine devam ediyoruz. Lalelerimizi örmeden alıp diğer 6 tane ilmeğimizi ters olarak örüp sıra sonuna kadar gelelim. Lastiğimi gösteriyorum. Bakın arka yüzde modelimizin ikinci sırada lastiğe kadar geldik. Tersi örmeden alıp düzü ördüm. Tersi boşal, düzü ör. Bu şekilde sıramızı bitirdik. Son ilmeği de örmeden aldık. Ön yüze geçtik. Ön yüzde ne yapıyorduk? Hepsini örüyorduk. Tersi ters, düzü düz olarak örelim modeli kadar. Evet, tersimizi de ördük. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimi örmüş oldum. Burada bir tane düz ilmeğim var. Şöyle yaklaşalım. Düz ilmek var. Düz ilmekle lalemizi yer değiştireceğiz. Şöyle yavaş yapayım. Şunları bozulmaması için parmaklarınızla kavrayın. İlmekler çıkmasın. Şöyle üstten sağa doğru kestik. Düz örtük. Şimdi sıra geldi bu iki ilmeğe. Yer değiştirelim. Üçünü aldım. Şişime, sol şişime ortaya aldım. Düz örgü olarak ördüm. Üçünü birlikte kestim. Birinci lalemi yaptım. Şimdi hemen 1, 2, 3 ve 4. 4 tane tersimi yaptım. İkinci modeli de birlikte yapalım. Arkadan şişimizi aldık. Şunu iki parmağınızla şöyle kavrayın ki ilmekler bozulmasın. Hem sizin için de kolay olur. Çevirdik. Ördük. Düz ördük. Yine yer değiştirelim. Düz ördüm. Bunu zaten normal düz geliyor. Ördüm. Son ilmeğimi de son lalemi de yer değiştirdim. Ve sırayı bitirdik. İki sırada bitiyor model.
kenar 4 tane ilmeğimi ters olarak yaptım. Son ilmeğimi örmeden aldım. Model yavaş yavaş çıkıyor. Şimdi arka yüzden hepsini ters örgü olarak örüp geleceğiz. Hepsi ters. Ters örgü. Modelimizi tersten hepsini ters ördük. Lastiklerimizin tersini örmeden düzünü örerek sırayı sonlandırdık. Son ilmeği boş alarak. Şimdi modelimizin ön yüzü ve ikinci modele geçtik arkadaşlar. Bakın burada iki tane haroşamız oldu. Şöyle iki sıra haroşamız var. İki diş. Şimdi devam edelim. Modelimize bu kez yer değiştireceğiz. Düzlerin üzerine modeli kuracağız. Şimdi kenar lastiğimi örüyorum ben. Yeleklerde çok güzel duracak. Hırkada, yelekte harika duracak bir model. Benim çok hoşuma gitti. Yine her zamanki gibi sevmediğim hiçbir şey yapmam. Modelimizin üzerine 4 tane ters. Çok kolay, çok akıcı, hızlı, zevkle öreceğiniz bir örgü modeli. 4 tane modelimizin üzerine ters yaptık. Bir tane düz yaptık. Aradaki iki taneyi artırdım, ördüm. Yanındakini artırdım, ördüm. Bir tane düz ördüm. Modeli şu araya taşıdık. Hepsi bu. Bu kadar. Yani model anlaşıldı. Modelimizin üzeri ters örgü, bir tane düz ördük, artırdık, ördük, artırdık, yani ördük, artırdık. Tersini söylemeyeyim de kafanız karışmasın. Tekrar bir tane düz. Modelimizin üzeri 4 tane ters. Bir tane düz ördüm. Ördüm, artırdım, modelimi yaptım. Ördüm, artırdım, aynı ilmeğin içerisinde modelimi yaptım. Bir tane düz ördüm. Modelimizin üzeri 4 tane ters. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar geldik zaten. 4. Bir tane düz ördüm. Ördüm, artırdım, ördüm. Bir tane daha ördüm, artırdım, ördüm. Ama bu kenara aslında bir ilmek daha koyabilirmişiz. Evet. Kenarda model yapınca bir tane ilmeğimiz eksik kaldı arkadaşlar. Kenarı ayarlayın. Aa, kafa gitti. Ben bu kenara sadece haroşa yapıyordum arkadaşlar. Dur. Bir yere gittiğimiz yok desem. Bu kenardaki 4 ilmeğim benim kenar ilmeğiydi. Sadece haroşa olacak bu, tamam mı? Her iki yüzden de 4 ilmeğimi haroşa yapmıştım. Baştan da söylemiştim zaten. Kafanızı karıştırmayayım. Buradaki 4 ilmek benim kenar ilmeğim. Modelimiz bu. Şimdi arkadan laleleri örmeden diğerlerini ters örgü olarak örüp gelelim. Arka yüzden laleleri örmeden diğerlerini ters örgü olarak ördük ve geldik. Şimdi modeli tekrar aynı birinci modeli yaptığımız şekilde yapacağız. Yani değişen bir şey yok. Model aslında anlaşıldı ama ben yine de göstermek istiyorum. Ön yüzden ters ters düz düz olarak ördük. 4 tane tersimi örüyorum. Evet. 4 tane tersimi ördüm. Hemen şurada bir düz örmüştük. Bununla yapmış olduğumuz lalemize yer değiştirip şekilde dıştan
içe doğru kestik. Düz ördüm. İkisine yer değiştiriyorum. Düz ördüm. Değiştirmiş olduğum ilmeği ve lalemi yaptım. Bakın bu kez lale bu tarafa kaydı. Tekrar 1, 2, 3, 4. Boşaldım ilmeğimi. Lale ile yer değiştirdim. Laleyi dıştan içe doğru düz örgü olarak ördüm. Değiştirmiş olduğum ilmeği düz ördüm. Diğer lalemizi yapalım. Sonra siz de devam edin. Ben de devam edip sıra sonuna kadar bitirelim. Devam et. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi bundan sonraki modelimizi şuraya koyacaksınız. Eğer isterseniz bunları art arda da yürütebilirsiniz. Burgu şeklinde görünür. Şimdi modelimiz bu kadar arkadaşlar. Ben modeli birkaç sıra daha yaptıktan sonra şöyle ışıktan pek görünmüyor ama çok cici bir model oldu. Çıtır pıtır bir model oldu. Modelin bitmiş hali Instagram sayfam Sema04'te. Facebook kanalım Sema Pazar'dan. Pinterest Sema Tematiklerinden bana ulaşabilirsiniz değerli örgütçüler. Hoşunuza giderse yaparsınız. Ama eminim ki yani burada göründüğü gibi değil. Çok güzel bir model. Yaptığınız zaman çok hoşunuza gidecek ve çok rahat bir şekilde öreceğiniz bir model. Arka yüzü, ön yüzü, hele anne yeleklerinde, bebek örgülerinde falan çok cici duracağını düşünüyorum ben. Bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle. Kucak dolusu selamlar, sevgiler dileyerek veda zamanı geldi. Hoşça kalın.